Efendim günaydın ve iyi haftalar. Sağlık Merkezi'ne hoş geldiniz sevgili seyirciler. Sağlık Merkezi'nde bugün güncel sağlık sorunlarından halk arasında kulak çınlaması olarak bilinen, tıp dilinde ise tinnitus olarak adlandırılan hastalığı konuşacağız. Zaman zaman ortaya çıkan tinnitusun farklı sebepleri olabilir. Programda kulak çınlamasının sebepleri ve tedavisini uzun uzun ele alacağız bugün. Bazı zamanlar kulağımda zil sesi duyuyorum. Bu normal midir? Tamamıyla değil. Kafa içindeki bu seslere genel olarak tinnitus denilir ve çok yaygındır. Tinnitus zaman zaman ortaya çıkabilir veya siz sürekli olarak bir ses duyabilirsiniz. Tinnitus nedir? Kimlerde ortaya çıkar? Nasıl tedavi edilir? Ayrıntılar Sağlık Merkezi'nde. Evet efendim, konumuz tinnitus dedik, yani kulak çınlaması. Konuğumuzsa Hisar Intercontinental Hastanesi'nden geliyor kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sayın Tayfun Abuhan. Canlı yayına katılarak kulak çınlamasına ilişkin soru sormak isteyen izleyicilerimiz ise bizi 0212-496-24-0'dan arayabilir ya da sağlıkmerkezi.24.tv adresine soru ve görüşünü yazabilirler sevgili seyirciler. Sayın Abuhan, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim efendim. Ben de ekranlar başındaki izleyicilerimize günaydın diyorum, iyi sabahlar diyorum. Evet, bugün bol bol kulakları çınlayanların durumunu konuşacağız. Kulak çınlaması öyle bir şey ki artık hayatımıza da girdi. Acaba biri beni mi anıyor diye. Astarı yok tabii bunun, değil mi? Evet. Bu çok farklı bir tıbbi durum. Bir fiziksel rahatsızlıktan bahsediyoruz. Çok da yaygın. Çok sanıyorum halkın %17'sinde görülebiliyor, değil mi? Evet, genel toplumun %17'si. Evet. Yaş ilerledikçe %30'lara kadar çıkabiliyor. Çıkabiliyor, yani yaşlanmakta artabilen bir rahatsızlık durumunda. O zaman soralım, tinnitus nedir efendim? Evet, tinnitus yani halk arasında kulak çınlaması denen rahatsızlık, herhangi bir ses uyaranı olmadan kulaktan duyulan ses veya seslere biz tinnitus adı veriyoruz. Yani kulak çınlaması. Tabii hastalar bize çok farklı belirtilerle, farklı bir şekilde ifade ediyorlar kulak çınlamasını. Bazıları bir vızıltı sesi, bazıları bir müzik sesi, efendim bir uğultu, bir makinenin gürültüsü, zil sesi şeklinde değişik bir şekilde ifade eden hastalarımız olabiliyor. Bu kulak çınlaması maalesef net aydınlatılamadığı için oluş mekanizması ve lokalizasyon tam bilinemediği için maalesef kulak burun boğaz uzmanları olarak en çok sıkıntı duyduğumuz ve aydınlatılmamış bir konu maalesef. Belki program ilerleyen saatlerinde nedenlerinden bahsedeceğiz ama kulak çınlaması sadece kulak değil, kulak dışı sebeplerden de kaynaklanabiliyor. Yani sadece kulak kaynak olmadığı için. Toplumun dediğim gibi %17'si oranında genel anlamda görülür. Ancak ileriki yaşlarda çok daha sık görülür. Kadın erkek genellikle eşit oranda görülüyor. Çocuklarda çok daha az görülür. Çok ender görülür. Peki kulak mekanizmasını şöyle bir düşünürsek, kulağın hangi bölümünde kulak çınlaması aslında meydana geliyor? Şimdi genel anlamda biz kulağı 3 bölümde inceleriz. Dış kulak, orta kulak ve iç kulak. Bu 3 bölümden de kaynaklanan rahatsızlıklar kulak çınlaması yapabilir. Çoğunlukla iç kulaktan kaynaklı hastalıklarda olur. Genellikle kulak çınlaması. Tabii sınıflandırmaları var kulak çınlamasının. Evet. Genel anlamda iki başlık altında toplanır. Kulak kaynaklı ve kulak dışı sebepler. Bir de objektif ve subjektif dediğimiz kulak çınlamalar. Yani objektif, hem hastanın duyduğu sesi hekimin, muayene eden kişinin veya yakınlarının duyması. Bu bir stetoskopla da olabilir veya dış kulaklığına yerleştirilen bir mikrofon aracıyla rahatlıkla muayene eden kişi de duyabilir kulak çınlamasını. Evet, objektif kulak çınlamasını. Bir de subjektif dediğimiz, yani sadece hastanın duyduğu kulak çınlaması şeklinde de sınıflandırılabilir. Kimler risk altında, kimlerde daha sık görülüyor? Evet. Yaş, ilerleyen yaş önemli bir faktör önemli dediniz. Bir faktör, evet. Bunun dışında kimler risk grubunda? Şimdi kulak çınlamasının risk grubunu tayin etmek için öncelikle sınıflandırmaya bakmak lazım. Yani objektif tinnitus dediğimiz rahatsızlık kulak kaynaklı olabilir. Mesela tümörler, kulak tümörleri, damar hastalıkları, arteriovenöz malformasyon dediğimiz damar anomalileri,
Boyun damarlarında bir takım oluşan tıkanıklıklar kulak çınlamasına sebep olabilir. Bunlar hekim tarafında duyulabilir. Kas hastalıkları, nöromüsküler hastalıklar dediğimiz rahatsızlıklarda da olabilir. Hı hı. Damak kaslarının ritmik hareketleri kulak çınlamasına sebep olabilir. Mesela kulak ile geniz arasında bulunan östahi kanalındaki kasların fonksiyon görmemesi veya östahi kanalının açık kalması veya yetersiz kapanması sonucu şiddetli kulak çınlaması olur hastada. Hı hı. Bu şekli farklı olabilir ama hastanın ifadesine göre. Mesela bu yatış pozisyonda, hastanın sırt üstü yatış pozisyonda östahi kanalındaki rahatsızlık gidiyor. Hasta sırt üstü yatınca bize, hı hı, efendim benim kulak çınlamam azalıyor diye ifade eder. Genellikle östahi kanalına bağlı rahatsızlıklarda olur. Östahi kanalının açık kalmasına bağlı olarak orta kulakta hava birikir. Nefes, hı hı, alma sırasında orta kulakta hava birikir ve hastayı son derece rahatsız eder. Dolayısıyla hasta bize işte kulak çınlaması ve kulakta bir uğultu, dolgunluk hissiyle bazen bize gelir. Bu kanal hatta şöyle bir şey, muayene sırasında biz onu rahatlıkla görebiliriz. Muayene, hı hı, sırasında hastanın nefes alıp vermesiyle kulak zarının muayenesinde çok rahatlıkla görülebilir. Tabii bir takım testler yapıyoruz. Bu testlerde de onu teyit ediyoruz. İşte damak kaslarının yetersiz çalışması bir sebep olabilir. Objektif tinnitus dediğimiz rahatsızlık. Hı hı. Diğer tümör hadiseleri dışında baş boyun bölgesi kitleleri objektif tinnitusa sebep olabilir. Baş boyun bölgesinde bulunan bir takım kitleler, kötü huylu, işte damar rahatsızlıklarını tutan rahatsızlıklar kulak çınlaması yapabilir. Yani objektif kulak çınlaması. Anevrizmalar evet. Sanırım. Mesela anevrizma dediğimiz, hı hı, çok güzel anlattın. Damar genişlemesi oluyor ve bir takım üfürme elde ediliyor. Atar damar rahatsızlıklar. Mesela boyunda bulunan kan damarları, işte atar damarlarda arteriyel bir, hı hı, kulak çınlaması. Daha çok bir kalp atışı şeklinde. Hasta kendi kalp atışını kulağında hisseder. Ciddi bir rahatsızlıktır. Hastayı son derece rahatsız eder. Toplar damar rahatsızlıklarının belirtileri biraz daha farklıdır. Mesela baş pozisyonlarında çok belirgin bir şekilde tabii o değişir kulak çınlaması. Egzersiz sırasında eğer hastanın kulak çınlaması artıyorsa, hı hı, bu belirgin bir şekilde damarsal bir rahatsızlık olduğunu ifade eder bize. Bunun dışında bir de subjektif dediğimiz, yani genellikle büyük oranda hastaların yakınları bu şekilde subjektif, yani sadece hastanın duyduğu o ses son derece rahatsız edici bir sestir. O hekim tarafından ve muayene eden kişi tarafından duyulmaz. Hastanın ifadesine göre işte öyküsü, fizik manesi elbette bizim çok önemli, değişir. Bunlar neler olabilir? Kulak kaynaklı olabilir. Hı hı. Mesela presbi akuzit dediğimiz belli bir yaştan sonra oluşan işitme azlığı. Özellikle yaşlılarda çok sıktır bu. Hı hı. Yaşlılarda. Kaç yaş? Genellikle 40-70 yaşlar arasında daha sık görülür ama, hı hı, yaş değişebilir. Kesin bir oran yok yani. Presbi akuzi dediğimiz rahatsızlıklarda olabilir. Yani yaş, iç kulak tip işitme kaybı, sinirsel tip işitme kaybı olur. Genellikle hassas seslerde ince frekanslar dediğimiz yüksek frekansları tutar ve hastada kulak çınlaması olur işitme kaybıyla beraber. Hı hı. Bunun dışında kulaktaki bir takım diğer rahatsızlıklar, mesela neler olabilir? Otosikleroz dediğimiz orta kulakta bulunan kemiksel zincirin kireçlenmesi halk arasında bilinen ve stapes dediğimiz insan vücudunun en küçük kemiği, hı hı, bunun iç kulağı tutması, işte kulak çınlamasına sebep olabilir. Tabii bunun başka belirtileri de olabiliyor. Ayrıca tanısını biz diğer yakınmalarla yaptığımız işte muayene ve tetkiklerle çok rahatlıkla onu ortaya koyabiliyoruz. Halk arasında iyi bilinen bir hastalık var. Menier hastalığı mesela. Bu kulak çınlaması yapıyor. Yani kulak kaynaklı bir sebeptir. Menier hastalığının tabii diğer bulguları da var. Mesela işte bir baş dönmesi çok olur. Vertigo dediğimiz, evet, tabloyla ve ağır tablolarla seyredir. Maalesef bu da kronik bir rahatsızlık oluyor. Hastalarda ciddi sıkıntılara sebep oluyor. Baş dönmesi gibi yakınma, kulakta bir dolgunluk hissi gibi rahatsızlıklar beraber kulak çınlaması yapar. Bunun dışında dış kulak yolunda bulunan basit bir kulak kiri dahi kulak çınlaması yapabilir. Biz muayene sırasında işte kulak kirini aldığımızda, hı hı, hastanın çınlamasının geçtiğini biz görürüz. Bu çok önemli bir ayrıntı. Yani çok basit, evet, gibi görünür ama gerçekten hastayı son derece rahatsız eder. İşitme azlığıyla da seyreder elbette. Hı hı. Kulak zarındaki bir delinme, bu da kulak çınlamasına sebep olabilir. Özellikle aşırı gürültüye maruz kalan kişilerde bu çok çok önemli. Hı hı.
Yani diz jokeyler, evet, değil evet, mi? Onlar, evet, sunucular, kulaklıkla evet, sürekli tabii etki, çalışanlar. Tabii etkisinin gibi sunucu arkadaşlarımız. Yüksek sesle müzik dinleyenler de özellikle onlarda. Veya yanında bir patlama olan kişilerde mesela çok gürültüye maruz kalır. Bu akut veya kronik olabilir. Hasta uzun süre gürültülü bir işte çalışır. 40 yaşına gelir. 40'ından sonra kulak çınlaması başlar. Maalesef bunlar gerçekten çok sıkıntılı ve tedavisi de son derece zor. Üzücü bir şey ama hastalara bununla alışmanız gerekiyor gibi ifadeler kullanmak zorunda kalıyoruz. Yani o değil ama o da olabilir. Aslında sebebi bulunduğunda bulgular bir sebebe götürdüğünde tedavisi o sebep ortadan kalktığında belki mümkün. Mümkün evet. Ama subjektifte biraz daha zor. Biraz daha zor. Mesela subjektif rahatsızlıklar dediğimiz yani hastanın sadece duyduğu o ses son derece rahatsız eden ses bir sistemik bir rahatsızlığa da bağlı olabilir. Kulak dışı sebepler dediğimiz işte. Mesela metabolik bir takım rahatsızlıklar, tiroid hormonlarının mesela hastalarda tiroid hormonlarının yüksekliği, hipertiroidi veya hipotiroidi son derece kulak çınlaması yapabilir. Lipid düzeyin yüksek olması, hiperlipidemi dediğimiz rahatsızlıklar kulak çınlamasına sebep olabilir. Diyabet mesela kulak çınlaması yapabilir. Tansiyon sanırım yapabiliyor. Yüksek tansiyon çok ciddi bir rahatsızlık yapabilir. Bunun dışında bir takım nörolojik hastalıklar olabilir. Mesela multiple skleroz ciddi bir şekilde kulakta subjektif bir kulak çınlaması yapar. Tümörler. Beyin tümörleri. İç kulakta kaynaklanan bir tümör var. Akustik nöronom dediğimiz ve temporal lob tümörler işte beynin diğer bölgesinde bulunan tümörler kulak çınlamasına sebep olabilir. Önemli bir ayrıntı. Mesela psikolojik sorunlar. Hastanın ruh hali çok çok önemli. Kulak burun bas polikliniklerine başvuran hastaların yani kulak çınlamasıyla başvuran hastaların büyük çoğunluğu maalesef altında psikolojik bir sorun yatıyor. Anksiyete olabilir, bu depresyon olabilir. Veya anksiyete ve depresyona bağlı olarak kullandığı bir takım ilaçlar. Bunlar da kulak çınlamasına maalesef sebep olabiliyor. Hastanın ruh hali düzeldikten sonra kulak çınlamasının azaldığını görüyoruz. Dönemsel de olabiliyor diyorsunuz kulak evet, tabii, çınlamaları. Evet, dönemsel olabilir. Periyodik de olabilir, olabilir ama değil mi? Birkaç ay arayla olup daha sonra evet geçebiliyor. Mesela kullandığı ilaçlar mesela onlar çok ciddi rahatsızlık verir. Aspirin çok yaygın kullandığımız bir ilaç. Ama çınlama yapabilir. Ağrı kesiciler, non-steroid anti-inflamatör dediğimiz ilaçlar kulak çınlamasına sebep olabilir. Bir takım antibiyotikler, aminoglikozit dediğimiz mesela antibiyotikler var. Onlar ciddi bir şey kulak çınlaması yapar ve maalesef eğer iç kulağa zarar verdiyse geri dönüşümsüz de olabiliyor yani. Evet. İşitme kaybı da kulak çınlamasının sebeplerinden biri sanıyorum ama ilerleyen yaşlara yönelik. Daha çok evet işitme kaybı. Mesela ani işitme kaybı dediğimiz bir tablo var. Ani işitme kaybı ani olarak işte 3 gün içerisinde kriterleri var onun. İşte 30 desibelden fazla oluşan bir duyu kaybı denen bir rahatsızlık var. Ani işitme kaybı deriz biz buna. Hasta son derece şiddetli kulak çınlaması yapar. Duyu kaybı vardır hastada. Eğer o kalıcı olursa işitme düzelmezse uzun süre kulak çınlaması yapabilir. Eğer tek taraflı bir tabii kulak çınlaması varsa biz mutlaka kulak çınlamasıyla beraber eğer duyu kaybı varsa biz mutlaka bunu ayrıntılı inceleriz. Çünkü iç kulak tümörleri de buna sebep olabilir. Bunun ayrımı çok yapmak lazım. Biraz telefon alalım dilerseniz. Merak eden izleyicilerimiz var. Sayın Ramazan Adıgüzel Adapazarı'ndan arıyor Ramazan Bey bize. Günaydın efendim. Ramazan Bey. Ramazan Bey günaydın. Beni duyabiliyor musunuz? Ben Adana'dan arıyorum. Arslan Kılıç Bey. Özür diliyorum efendim. Arslan Bey günaydın. Arslan Kılıç Bey Adana'dan. Günaydın efendim. Evet. Sabahları kalktığımda kulaklarım devamlı ütüyor. Sadece sabahları mı oluyor bu acaba Arslan Bey? Evet. Sabahları oluyor. Yaşınız? 43. 43. Sormak istediğiniz bir soru var mı Hasan Bey'e? Evet. Yani bu kulak çınlaması günün herhangi bir saatinde olabilir. Beyefendi tarif ettiği bu sabahları eğer uykudan sonra ve yattıktan sonra oluyorsa büyük ihtimalle kulak ile geniz arasında bulunan özel kanalı gibi patoloji olabilir. Tabii muayene edip incelemek lazım. Hiçbir zaman hastanın yakınması bize bir yeterli bilgi vermez. Muayene etmek lazım. Özel kanalı gibi ve orta kulak ile ilgili patoloji olabilir beyefendi de. Evet Hasan Bey sanıyorum ciddi bir muayene olmanız gerekiyor. Doktorumuzu dinlediniz. Geçmiş olsun diyelim size. Hoşça kalın.
Evet, böyle saatleri belirli olabiliyor değil mi? Gecenin bir saatinde de olanlar var. Olabilir ama sabah erken saatte kullanım çiğneyecek diye bir ifade yok tabii. Öyle bir kriter bu, yok. Bu yani. Psikolojik olarak da tetikleyebilir evet, mi kişi kendini çok dinleyerek? Evet, kesinlikle. Özellikle depresyonda olan hastalarda, anksiyeteli hastalarda çok karşılaşıyoruz. Hastanın depresyonları ve anksiyete durumu geçtikten sonra kulak çınlamasının geçtiğini görüyoruz biz. Evet, kulağında sürekli bir evet, uğultuyla ve bunu dinleyerek sanki dinleyerek biraz daha miktarını artırmak da mümkün değil mi? Evet. Peki, tedavi yöntemleri arasında özellikle maskelemeyi evet, ve telkini özellikle konuşacağız ama ikinci bölümde konuşacağız evet, Serpil Bey. Sevgili seyirciler, Sağlık Merkezi kısa bir aradan sonra kulak çınlaması yani tinnitusun sebepleri ve tedavisiyle devam edecek. Sağlık Merkezi devam edecek. Telefon. İletişimin en önemli icatlarından birisi. 1900'lerin başında telefonunuzla fotoğraf çekebileceğinizi hiç hayal edebilir miydiniz? Ve dönemin yaklaşık 40 kilo gelen telefonları taşırabilir, tabii ağır kaldırabiliyorsak. 70'ler, cıvıl cıvıl renkler ve coşku. Peki telefonumuzla müzik dinleyebiliyor muyduk? Ve işte 90'lar, cep telefonu dönemi. Dün gibi hatırlarım. Ve şimdi bana sorabilirsiniz. Ali Bey, Ali kardeş, Ali dayı, Ali baba, Ali iş. O kadar ev telefonu, iş telefonu dedin. Peki bu cep telefonu da neyin nesi? Pışık. Bu yalnızca bir cep telefonu değil. Bayanlar, baylar, karşınızda... Türk Telekom Bayrakom. Şimdi ev hattınız internet olan her yerde cebinizde. Hemen ev telefonunuzu yazın, 6606'ya mesaj gönderin ve Vairofon'a abone olun. Her ay ev veya iş telefonlarıyla 1000 dakika bedava konuşmaya başlayın. Üstelik GSM hatlarıyla her şey dahil dakikası sadece 9 kuruşa konuşun. Siz de evde cep kullanmayın, cepte ev kullanın. Hani evde denemeyin derler ya, bunu her yerde deneyin. Saygılarımla. Bir Migros kampanyasıdır. Migros'un 4 alışverişin 1'i bedava kampanyası 4. yılına giriyor. 26 Ağustos'a kadar Migros'tan yapacağınız 1, 2, 3, 4 alışverişin 1'i Migros'tan hediye. Migros, alışverişin en keyiflisi. Mirangaz Likit Gaz %100 Türk sermayesi. Hayat boyu birçok şeyle mücadele ettiniz. Yaş, yorgunluk, stres, hastalıklar, yaralanmalar. Hatta gülmek bile zaman içinde ciltteki kolajen seviyenizi etkiledir. Bu durum cildinizin elastikiyetini kaybetmesine ve kırışıklıklara neden oldu. Artık kontrolü elinize alın. Kırışıklık karşıtı devrim VisiFirm şimdi Türkiye'de. Cildin kolajen seviyesini tazeleyen VisiFirm, cilde derinlemesine işleyerek yaşamın yüzünüzde bıraktığı izleri silmenize yardımcı olur. VisiFirm Serum ve VisiFirm Cell. Cildinize güzellik katar. İstanbul'un tavan yapacak yatırımı nerede? Burada. İstanbul'un cazibe merkezi Başakşehir'de. Olimpa. Kazancın keyfi. Doğalız, farklıyız. Çünkü Dermokiliz. Dermokil. Kilden gelen güzellik. %10 indirim her yerde var. Ama herkese uygun %10 indirim sadece ve sadece Masko Mobilya kentinde var. Masko Mobilya kenti. Krize çare Evkur'da. Tatili düşünme, Ramazan'ı düşünme, okulu düşünme, Ramazan bayramını düşünme, Kurban bayramını düşünme, yılbaşını hiç düşünme. İhtiyaçlarını erteleme. Evkur'a gel, 48 bin çeşit üründen dilediğini şimdi al, 2010'da ödemeye başla. Üstelik hiç peşinatsız, kredi kartsız, 12 taksit. Evkur, evinizi kurar. Doğalız, farklıyız. Çünkü Dermokiliz. Dermokil, kilden gelen güzellik. Müzik,
Olabilir. Türkiye TTNet'le uçuşa geçiyor. 8 megabite kadar hızlı net paketlerle herkes istediğini son sürat indiriyor. Ayda sadece 2 lira 19 kuruş farkla net pakete geç. TTNet'le hızını 8 megabite kadar arttır. İstediğiniz son sürat indir. Üstelik ilk 3 ay ödediğin tutar değişmesin. TTNet. İnternet. Havada pek sıcak oldu valla. Nefas et. Ha? Ay tandır gibi olduk lembik lembik değil mi? Ha? Şöyle soğuk bir çorba mı yapsak anneciğim? Ha? Ferahlatır. Dur. Bizim mutfaktan yeni soğuk ayran aşı çorbası. Hadi yapalım iftara. Sulandıralım. Şu yoğurdu da ekledim mi? Bak bakalım büyük usta. Oh. Tam dedim abi. 11 ayın sultanına böyle yenilik yakışır. Bizim mutfak soğuk ayran aşı çorbası. Sağlıksız beslenerek bedenimizi yorarak kilo vermeye çalışmanın devri kapandı. Diyet peçin içeriğinde bulunan Bladder Black deniz yosunu yağ yakımını hızlandırır, tokluk hissi verir. Mükemmel bir mineral kaynağıdır. Kaktüs benzeri bir bitki olan Hodio Gordoni iştahı azaltarak zayıflamaya yardımcı olur. Önemli bir antioksidan kaynağı olan yeşil çay yağ emilimini azalttığı gibi yağ yakımını da hızlandırır. Vücuttaki fazla suyun atılmasına yardımcı olur. Diyet peç. Zayıflamanın en doğal yolu. Bir kere alın, doğal ferahlığı yıllarca yaşayın. UFO vantilatörün negatif iyon etkisiyle stresten uzak kalın. UFO, sağlıklı serinlik. İç Anadolu bölgesinde artan hava sıcaklıklarıyla birlikte kene tehdidi devam ediyor. Yurdun batısında rüzgar kuvvetli esiyor. Saatte 60 kilometreye varan hızlarla kuvvetli esen Poyraz nedeniyle hava ve deniz ulaşımı olumsuz yönde etkilenebileceğinden tedbirli olmak gerekiyor. Ortamı ferahlatan, iyonizer teknolojisiyle canlandırıp rahatlatan uzun ömürlü UFO vantilatörler yaz boyunca yanı başınızda. UFO, sağlıklı serinlik. Sağlık Merkezi devam ediyor. Sevgili seyirciler, Sağlık Merkezi'nin haftanın ilk programında Hisar Intercontinental Hastanesi kulak burun boğaz uzmanı Operatör Doktor Sayın Tayfun Abuhan'la kulak çınlaması yani tinnitus'u konuşmaya devam ediyoruz. Tayfun Bey, evet. Tinnitus'un teşhisi çok evet. önemli. Evet. Çünkü birçok sebebi olabilir ve birçok da türü olabilir. Evet. Az önce saydığınız programın ilk bölümünde teşhisi aşamasında hangi tetkiklerden geçiyor evet. hastalar? Şimdi teşhis sırasında elbette hastanın öyküsü. Hastanın geçmişi bizim için çok çok önemli. Bunda genetik evet. bir faktör var mıdır? Tinnitus'ta yapılan araştırmalar? Yani %100 öyle bir genetik diye bir kaydı yok. Yani %100 efendim ailesinde varsa %100 kulak çınlayacak bir kesim bir çalışma yok. Şimdi şöyle bir şey. Hastanın öyküsü bizim için önemli. Hastanın öyküsü daha önce geçirmiş olduğu bir akustik travma. Bu trafik kazası olabilir veya bir gürültüye maruz kalma. Kronik veya akut bir gürültüye maruz kalma. Mesleği bizim için çok çok önemli. Yani hastanın bir de kulağında hissettiği sesin şekli de çok çok önemli bizim için. Yani hastanın öyküsü çok önemli ve bir de çevresi tarafından duyuluyor mu bu kulak çınlaması. Yani öyküyle başlar hastanın tanısı. Ve beraberinde bizim muayene bulgularımız. Ayrıntılı bir kulak boğaz muayenesi mutlaka gerekir. Mutlaka kulak burun boğazın ayrıntılı incelemek gerekiyor muayene sırasında. Daha sonra elbette laboratuvar tetkileri bizim için önemli. Laboratuvar tetkileri hastalığın etiyolojisine göre sistemik bir rahatsızlığı var mı ona yönelik, metabolik bir rahatsızlık var mı ona yönelik tedaviler yanında. Bir de radyolojik tetkikler gerekir. Mesela en çok yaptıklarımız, tetkiklerimiz işte eğer boyundaki bir damarsa hadiseden şüpheleniyorsak en çok yaptığımız boyun Doppler ultrasonu. Yani kulak çınlaması yakınmasıyla hastaneye başvuran kişiyi mutlaka radyolojik tetkiklerini de yapılabileceğini unutmamalı. Gerekirse ihtiyaç duyulursa iç kulaktan kaynaklanan bir veya beyin ilgili bir rahatsızlıktan şüpheleniyor isek mutlaka bir beyin tomografisi veya MR'ı çektirmek gerekir. Bir telefonumuz biz, var. Evet. Buradan devam edelim ama izleyicimizi de fazla bekletmeyin dilerseniz. Sayın Fehmi Mert Mersin'den arıyor. Fehmi Bey günaydın. Günaydın efendim. Efendim buyurunuz sorunuzu alalım. Hocama şunu soracağım. Buyurun.
bir kanser tedavisi gördüm. Kemoterapi aldım. 6 evet. kür. Arkasından 2 kür daha kemoterapi aldım. Arkasından kemik iliği transplantasyonu yapıldı. Acaba benim daha önce sorduğum bir kulak burun boğaz uzmanı arkadaşım bu kulak çınlamasının kulak içerisindeki tüycüklerin tedavi sırasında kuruduğundan dolayı oldu şeklinde bir şey söyledi. Tam anlayamadım. Olabilir mi acaba? Kulak tamam. içindeki tüycüklerin kurumasından evet. dolayı evet. Kanser tedavisi esnasında olduğunu evet. söylemiş bir meslektaşınız. Evet. Olabilir mi diye evet. size teyit için arıyor Fehmi Bey. Evet. Fehmi evet. Bey geçmiş olsun efendim. Evet. Teşekkür ediyorum. Yanıtını hemen veriyor Tayfun Bey evet. efendim. Teşekkürler sağ olun evet. iyi günler. Çok geçmiş olsun Fehmi Bey. Fehmi Bey bizim unuttuğumuz çok önemli bir konuya değindi. Hı hı. Bizim iç kulağımızda son derece hassas tüylü hücreler bulunur. Hı hı. Bunların harabiyeti bu akustik travma da olabilir. Kullandığı bir ilaca bağlı olabilir. Hı hı. Beyefendi mesela kemoterapi alıyormuş. Hı hı. Bunlar iç kulaktaki tüylü hücrelerin harabiyetine sebep olur ve kulak çınlaması yapabilir. Son derece bir sebep olabilir, haklı yani hı hı. bir sebep olabilir. Tabi bunu araştırmak lazım. Hı hı. Bunlar da kulak çınlama önemli sebeplerinden bir tanesi beyefendi haklı. Bunların yani. Yıpranması, yıpranması bu tüycüklerin evet. bu da önemlidir diyorsunuz. Çok önemli. Evet. Peki siz teşhisten evet, evet. bahsediyordunuz. Teşhis sırasında işte kulak burun boğaz ayrıntı muayeneden sonra tetkikler kısmında radyolojik tetkikle ilave olarak odyolojik inceleme, ayrıntılı odyolojik inceleme yaparız biz. İşitme, hem bu vesileyle işitme düzeyini ölçeriz. Hı hı. İç kulaktaki duyu düzeyini ölçeriz. Bir harabiyet var mı yok mu diye. Bunlar odyometrik tetkik olabilir. Timpanometrik inceleme adını veririz. Veya otoakustik emisyon dediğimiz testler hı hı. veya ABR dediğimiz, BERA dediğimiz tetkik var. Beyin daha iç işitme yolunun daha iç bölgelerini, beyine giden bölgelerini ölçen bir beyin sapı bölgesini ölçen tetkiklerimiz olur. Odyolojik tetkikler yanında. Sistemik bir hastalığı varsa, mesela bir diyabeti varsa hastanın rutin biyokimyasal tetkikler yapmak gerekir. Kolesterol düzeyine bakmak lazım. Guatr var mı? Tiroid fonksiyon testlerine bakmak lazım. Yani hastalığın tam nedeni bilinmediği için belirtilerine göre hastanın yakınmalarına göre araştırmalar yapılır. İşte bu nedenle zaten tinnitus'un maalesef %100 tedavisi yok. Bunları birleştirdikten sonra ona göre tanıya gidilir. Evet, tanıya gidildi, tanı konuldu evet. ve artık tedavisi evet. gerekiyor. Çünkü dayanılmaz bir hal alabiliyor. Evet. Benim de zira başıma gelmişliği evet. vardı bunun bir dönem. Neyse ki küçük bir nedeni varmış ortadan evet. kalkınca giderilmiş oldu. Ama hakikaten dayanılmaz bir ızdırap haline geliyor evet. bu. Birçok insan kafasını bu nedenle duvarlara bile maalesef, vurabiliyor değil mi? Maalesef, o kadar evet, evet. saçlarını çekerek evet. olarak çok ciddi bir sıkıntı bu. Tedavisinde neler evet. yapılabilir? Nedene yönelik tedavi yapılır. Eğer hastanın bir duyu kaybı var ise özellikle yaşlı hastalarda bizim çok karşılaştığımız yaşlı hastalarla çok karşılaşıyoruz. Hı hı. İşitme cihazları var mesela. Hı hı. İşitme cihazı kullanılabilir. İşitme cihazına geçmeden önce genellikle FDA onaylı yani American Food and Drug Administration'ın kesinlikle önerdiği bir ilaç yok. Hı hı. Bizim maalesef kullandığımız çoğu ilaçlar FDA onaylı değil. Kesin bilmiyor. Çünkü hastalığın tam mekanizması bilinmiyor. Ama işitme takım, cihazları evet, kullanılabilir, diyorsunuz. Kullanılabiliyor. Ondan önce ilaç konusunu ifade etmeye çalışayım. İlaçlar bir takım işte iç kulağın kan dolaşımını düzenleyen ilaçlar kullanılmakta. Vitaminler kullanılmakta. Eğer kesin, daha çok subjektif tinnitus dediğimiz yani sadece hastanın hissettiği rahatsızlıklarda kullanıyoruz bunu ilaç tedavisi olarak. Bunlar kısmen hastanın yakınmasını giderebiliyor ama maalesef kesin çözüm yok. Tedavi etmiyor, kesin tedavi etmiyor. Bir de işte işitme cihazları kullanılabilir. Bunun yanında siz de az önce ifade ettiniz maskeleme yöntemi. Şimdi maskeleme yöntemi kısmında şu şekilde. Maskelemeyi evet. konuşmadan önce evet. bir telefonumuz var. Evet. İzleyicinizin sorusunu alalım dilerseniz. Evet. Sayın Hulusi Bedir Bey Bursa'dan arıyor. Hulusi Bey günaydın. Günaydın, iyi günler. Günaydın, i̇yi günler, günaydın. Buyurun sorunuzu alalım Tayfun Bey'e hemen. Benim yaklaşık bir 15 senedir sol kulağımda çınlama var. Evet. Birçok doktora gittim. Hatta profesörlere de gittim. Bayağı bir tetkiklerden geçtim. Beyin filmleri çektirdim falan. Fakat hiçbir şey bulunamadı. Yani her şey normal. İşitme azlığı yok mu? Çınlıyor, sol kulağım çınlıyor, başım dönüyor. Evet. Yere bile düştüğüm zamanlar oluyor yani. Evet.
Yani böyle yaşıyorum artık. İşitme azlığı var mı, onu soracaktım. Sol kulakta işitme azlığı, veya bir travma geçirdiniz mi? İşitme azlığı şöyle, mesela yankılı işitiyorum sol kulağımdan, diğerinden normal. Yaş yani. Soracaktım ama aslında. Yaşınız efendim Hulusi Bey, yaşınızı da söyler misiniz? 43 yaşındayım, evet. Ama 15 senedir var. Yaşıyorsunuz burada. Evet. Peki efendim, geçmiş olsun diyelim, yanıtını alalım doktorumuzdan. Evet. 15 yıl. Evet, böyle işte yani maalesef kulak çınlaması. Yani çok genç yaşta başlamış. Tabii, değil mi? Maalesef işte kulak çınlaması böyle bir rahatsızlık işte. Hasta çok güzel ifade ediyor. Sıkıntılık bir rahatsızlık. Beyefendi tarifi iç kulaktan kaynaklanıyor büyük ihtimalle. Hı hı. Bir takım tetkikler yapılmış. İşte sebebi bilinmeyen kulak çınlaması işte. Mutlaka elbette öyküsünde belki bir travma öyküsü vardır ama tabii belki hasta hatırlamıyor olabilir. Hı hı. Tek taraflı kulak çınlamalarında eğer yapan tetkikler hepsi normal çıktıysa mutlaka elbette MR çekilmiştir. İç kulağı mutlaka incelemek lazım. Kulak kanalına, evet. Dedi. Eğer tüm tetkikleri, bazen hastalar ifade ediyor ama tüm tetkikleri diyor ama mutlaka bir MR falan çekmek lazım. Duyu testi yapmak lazım. Bu işitme testi. İşitme testinde iç kulakta tek tarafıysa, bir duyu kaybı varsa hassas ince seslerde, bu da çınlama yapar. Beyefendi yalnız biraz baş dönmesinden, evet, bahsetti. Baş dönmesi önemli bir ayrıntı. Hı hı. Kendi yer düştüğünü ifade ediyor. Menier dediğimiz bir rahatsızlık var. Maalesef menier hastalığında da bu şekilde hasta, evet, kulak çınlaması olur ve baş dönmesi olur zaman zaman. Hı hı. Tabii hastayı görmek lazım, irdelemek lazım ama işte hastalar bu şekilde ve hasta şikayetini ifade ediyor. Bazen hastalar, hekim de hiçbir şey yapamıyor. Gitmiş doktor arkadaşlarımız, hı hı, mutlaka ilgilenmişlerdir. Ve zaman zaman Allah korusun şeye gidenler, intihara giden hastalar bile olabiliyor. Olabiliyor. Evet, hastalık, evet, yurt dışında kulaç, evet, yurt dışında kulaç çınlayanlar derneği bile kurmuşlar. Öyle mi? Türkiye'de henüz yok diyorsunuz. Peki tedaviyle devam edelim. Evet. Maskeleme yöntemi, evet, de yine en azından azaltılmasına, evet, yönelik bir yöntem. Şimdi, ve biraz, evet, telkinle oluyorsunuz. Tabii tabii. Yani hastanın bir defa, hastaya özellikle şunu söylemek lazım. Eğer hastada yapılan tetkikler normal çıktıysa, uzun vadeli bir kulak çınlaması var ise, hastalarımızdan söylemesi tabii çok zor ama bunun alışmalarını rica ediyoruz. Yani bunun kötü bir hastalık olmadığını, hayatını riske sokmadığını, bunu biraz kabul etmelerini rica ediyoruz. Çünkü bizler de bir şey yapamıyoruz. Verdiğimiz ilaçlar faydalı olmuyor. İşte eğer cerrahi bir olay da yoksa, ki beyefendi mesela tarif ettiği herhalde cerrahi bir durum olsa hekim arkadaşlar mutlaka yaparlardı. Hı hı. Maskeleme yöntemi de şu şekilde. Genellikle hastanın duyduğu sesi adı üzerinde maskelemek. Yani hastanın duyduğu sesi işitme yollarına, beyine götüren, yani işitme merkezine götüren sesi aynı frekans, onu baskılayacak frekansta ve daha yüksek şiddette bir ses verilerek o sesi baskılamak, yani hastanın duyması engellemek. Mesela bu hastalar ne olur? Daha çok sessiz ortamlarda en çok ifade ettikleri işte uyuma sırası, uyurken uyuyamıyorum kulak çınlamam olduğu için. Biz bunlara işte müzik dinlemesini öneriyoruz. Yani çok düşük dozda, düşük seste müzik öneriyoruz. Belki radyo, evet, dinleyerek, radyo ya da dinleyerek, televizyonun sesi açarak o şekilde olabilir. Tabii bir takım cihazlar var. Bu maskeleme cihazları var. Bu cihazlar kullanılabilir ama her hasta için uygun olmayabiliyor. Elverişli hastalar olabiliyor. Bazı hastaların inatçı hastalığı olabiliyor. Bazı hastalarda çınlama maalesef çok düşük bir oranda olsa, vakay değil, çınlama daha da artabiliyor. Tabii bir zaman, bir süre sonra azalabiliyor hastalarda. Maskeleme yöntemi var. Bunun dışında eğer hastada bir cerrahi yapılması gereken bir durum var ise, mesela işte az önce ifade ettim, orta kulak kemik zincirde bir rahatsızlık var ise onu giderilerek, ameliyat yapılarak, işte otosikleroz dediğimiz hastalıkta ameliyat yapılarak bazı hastalarda ama hepsinde değil, kulak çınlaması giderilebiliyor. Beraber işitmesi de düzelmiş oluyor hastanın. Ama çok ender vakalarda. Ender vakalarda. Değişik başka tedavi yöntemleri de denenmiş. Elektriksel uyarı yapılmış hastalara, elektroşok tedavisi yapılmış. Tabii bunların hepsinde %100 başarı maalesef elde edilememiş. Son zamanlarda lazer tedavisi uygulanıyor. Hı hı. Lazer tedavisinde uzun vadeli ve kesin bir maalesef sonuçları yok elimizde. İşte kullanış dışında da hemen lazer uygulayalım şeklinde maalesef bunu hastalara diyemiyoruz. Bu şekilde. Tedavi yöntemleri, evet, bunlar. Evet. Peki ilaçla tedaviye cevap verebilecek bir kulak çınlaması türü var mı? Bazı hastalar olabiliyor. Bazı hastalarda uzun süre kullanılarak işte vasküler kaynaklı dediğimiz damar kaynakları bir kulak çınlaması, hı hı, var ise bu hastalarda kulak çınlaması alabiliyor bazı hastalardan. Ve bir de şu önemli, az önce işte hastanın psikolojik bir sorun var ise işte, hı hı, ilaç kullanarak veya o depresyon hali veya anksiyete hali geçtikten sonra hastanın düzeldiğini görüyoruz. Altındaki sebebi ortadan kaldırarak yani.
Evet. Yaz aylarında havuz ve deniz suyu evet. kulak çınlamasına evet. sebep olur mu efendim? Son bir dakikamız bunu efendim. Sormuş olalım. Tabii zaman çok çabuk geçti ama yazın çok karşılaştığımız hastalıktan birisi dış kulak yolunda kulak kiri birikmesi. Havuz veya deniz sonrası da olabilir. Enfeksiyona da sebep olabilir. Bizim dış kulak yolunda serümen dediğimiz normal bir salgı bulunur dış kulak yolunda. Bazı hastalarımızda bu tıkanır. İşte ortamın nevi değişince çevredeki kirlilik işte veya havuz deniz kulak kirinin birikmesine sebep olur. O bir de kulak çınlamasına sebep olur. Sebep olabilir. Bizim en kolay hastalık olur. Temizledikten sonra hastanın herhalde kendisi geçiyor. Herhalde kulak tıkacıyla havuza ya da denize girmek daha mantıklı. Yani tabii ama işte özellikle hastalarımıza kulak tıkaç kullanılabilir ama kulak temizlemeyi pek tavsiye etmiyoruz. Şu şekilde kulak çöpleri vardır hastalığında bilinen. Onlarla kulak temizlemeyi tavsiye etmiyoruz. Özellikle önemli bir ayrıntı. Zaman zaman mutlaka uzmana gidip temizletmek profesyonel bir elle temizlenmesi şart. Tatile gitmeden önce kulak muayenesi şart. Mutlaka. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın sevgili seyirciler, Sağlık Merkezi'nde bugün de sona geldik. Yarın sabah yeniden birlikte oluncaya dek efendim hayata gülümsemeyi lütfen ihmal etmeyin. Sevgili seyirciler, günaydın ve iyi haftalar. Sağlık Merkezi'ne hoş geldiniz efendim. Sağlık Merkezi bugün güncel sağlık konularından kalp krizi yani enfarktüsü ele alacağız. Kalbimiz dinlenme anında dahi dakikada 60 ila 80 kez tüm vücuda kan pompalayan en hayati organlarımızdan biri. Kalp krizleri ise dünyada görülen ölüm nedenlerinin en başında geliyor. Koroner kalp hastalıklarının çeşitli belirtileri var. Bu belirtilerin bilinmesi, hastalığın zamanında teşhisi ve gerekli önlemlerin alınması yolunda önemli bir adımdır. Günümüzde sıklıkla rastlanan kalp krizi ya da enfarktüs nedir? Kimler risk faktörü taşır? Belirtileri neler? Kalp krizi geçiren kişiye nasıl müdahale edilmeli? Kalp krizinden nasıl korunulur? Kalp krizi geçiren kişi oruç tutabilir mi? Ayrıntılarıyla Sağlık Merkezi'nde. Evet sevgili seyirciler, konumuz kalp krizi ve kalp sağlığı dedi. Konuğumuzda Hisar Intercontinental Hastanesi'nden kardiyoloji uzmanı doçent doktor Sayın Tuğba Bilsel. Canlı yayına katılarak kalp krizine ilişkin soru sormak isteyen izleyicilerimiz ise bizi her zaman olduğu gibi 0212 496 24.00'dan arayabilirler ya da sağlıkmerkezi@24.tv adresine soru ve görüşlerini yazabilirler efendim diyoruz. Ve Sayın Tuğba Bilsel hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi haftalar olsun. Teşekkür ederim sizler. Bizler deyiz sağ olun. Bugün çok hayati bir meseleyi konuşacağız. Az önce anonsumda da söylediğim gibi dakikada 60 ila 80 kez vücuda kan pompalayan ama bunun yanı sıra kendi çalışması için de kana ihtiyacı olan evet. çok hayati bir organ. Bütün sıkıntılarımızı yüklediğimiz bir organ. Hatta hafta sonu bir makalede okudum. Amerika'da bir araştırmada kırık kalbin dahi fizyolojik olarak gerçekten kalbi... rahatsız ettiği evet. herhangi bir hastalığa yol açabildiği sosyal sorunların ya da duygusal sorunların böyle bir araştırmada Amerikalı bilim adamlarının ortaya koyduğu bir tez olarak önümüzde duruyor. Yani kalplerimizi çok yoruyoruz. Fizyolojik olarak da çok yoruyoruz ve enfarktüsler de belki de kaçınılmaz oluyor. Nedir efendim kalp krizi? Biraz evvel sizin de söylediğiniz gibi kalbin vücuda yeterli miktarda kan pompalayabilmesi için kalp kasının kalp damarları tarafından iyi bir şekilde kanlanması gerekiyor. Kalp damarlarında bir tıkanıklık olduğu zaman ve bu tıkanıklık belli bir süre, uzun süre, özellikle yarım saatten fazla sürerse
kalp damarının beslediği kalp kasının kanlanması bozulunca kalp kasının işlevi bozuluyor. Hı-hı. Ve böylece de kalp kasının bir miktarı ölerek kalp krizi ortaya çıkıyor. Hı-hı. Peki bir miktarı ölerek dediniz. Evet. O ölen kısım hep yara şeklinde mi kalıyor? Bütün fonksiyonunu yitiriyor mu kalpte? Şimdi bu çok süreye bağlı olan bir durum. Eğer kalp krizi geçiren bir kişi ilk bir saat içerisinde müdahale alırsa, yani tedavi olursa kalp damarını beslediği o bölge tamamen ölmüyor. Geri dönüşümlü olabiliyor. Ama bu süre bir saati geçtikten sonra müdahale edilirse kalp kasının kurtarılma olasılığı çok daha düşük oluyor. Ve hiç tedavi almazsa tamamıyla ölüyor. Öldüğü zaman da tekrar geri dönüşü olmayan kalpte bir yara, bir skar dokusu oluşuyor. Hasarlı bir kalp durumuna geçiyor. Evet. Ve kalan sürede de, ömrün kalan süresinde de sürekli bir sorun çıkartıyor. İşte kalp yetmezliği dediğimiz durum ortaya çıkıyor. Ya da hiç tedavi almazsa hasta ve kalp krizi, büyük bir kalp krizi ise de ölümcül bir tabloda oluşabiliyor. Evet, özellikle bunu soracaktım. Çünkü ciddiye alınması gereken bir durum. Sigara kesinlikle içiyorsanız, değil mi? Evet. Bunun yanı sıra şeker, tansiyon hastasıysanız, obezseniz, bütün bunlar risk faktörleri. Birazdan anlatacaksınız ama ölümcül müdür diye sormadan önce siz zaten ölümcül olduğunu söylediniz. Bir oranlama var mı Tuğba Hanım? Şimdi kalp krizi, çeşit çeşit kalp krizleri var. Kalp damarı tıkanıklığı eğer büyük bir damardaysa daha büyük bir kalp krizi geçirilir ve hastanın ölme ihtimali daha fazla olur. Hastaneye gitmezse hasta, tedavi almazsa yine ölüm oranı oldukça fazladır. Özellikle gençlerde, gençlerin %50'si hastaneye ulaşmadan önce vefat ediyorlar kalp krizi geçiren hastalarda. Bu yüzden kalp krizinde ölümü önlemenin en iyi yolu dakikalar çok kıymetli diye bilip kalp krizi şüphesi olan kişilerin mutlaka en yakın sağlık kuruluşlarına başvurmaları gerekiyor. Bu da tam teşekküllü bir hastane olması. Tercih edilen bu. Evet, tercih edilmesi gereken tam teşekküllü bir hastaneye başvurmalarıdır. Peki ilk kriz daha çok önceden deneyimlememiş olan kalp krizini, ilk krizde şüphesiz garip bulgular olacak ve bunu çok da adlandıramayacak. Kendi kendine evet ben kalp krizi geçiyorum diye düşünmeyecek. Belirtilerini ilk krizde nelere dikkat etmek lazım? Kalp krizinin en önemli belirtisi göğüste hissedilen ağrıdır. Bu ağrı çok şiddetli bir ağrıdır. Hasta endişe duyar bu ağrıdan. Hatta hareketini oldukça kısıtlar hastanın. Ağrıyla beraber terleme, bulantı, kusma, soğuk soğuk terleme olabilir. Baş dönmesi, göz kararması olabilir. Zaten hafif bir ağrı olmadığı hastayı tedirgin eder. Hafif bir ağrı olmadığı için. Yaşlılarda daha atipik semptomlarla seyredebilir. Ağrısız da kalp krizi geçirebilir hastalar. İşte baş dönmesi, göz kararması, terleme gibi semptomlar olabilir. O yüzden kalp krizi geçirdiğini hisseden bir kişinin mutlaka en yakın zamanda, en kısa zamanda yardım alması gerekir. Gençlerde daha sık görülmeye başlandı değil mi artık? Evet. Yaş ortalaması ne kadar düştü? Yaş ortalaması 20'li yaşlarda bile kalp krizi geçiren hastalar var artık. Genellikle 50-55 yaşından daha yaşlılarda gözükür. Menopozdaki kadınlarda oldukça sık görülen bir hastalık. Ama beslenme alışkanlıklarının değişmesi, obezitenin artması, hareketsiz yaşam tarzının artık bir moda haline gelmesi neredeyse kalp krizinin daha genç yaşlara gelmesine sebep oldu. Özellikle sigara bu konuda çok etkili. Avrupa ülkeleri içerisinde genç popülasyonda kalp krizinin ya da kalp damar hastalıklarının en sık görüldüğü ülke Türkiye maalesef. Bunda da sigaranın çok önemli bir etkisi var. Giderek de sanıyorum sigaraya bağlı olarak yaşta düşecek değil mi? Kesinlikle öyle düşüyor. Avrupa ülkelerinde sigara yasağı tam olarak uygulanan ülkelerde kalp krizi riskinin %50 azaldığı görülmüş. Bu çok önemli bir rakam. Yani kalp krizini önlemek için alınan avuç avuç ilaçlardan çok daha etkili bir yöntem. Çok basit bir yöntem. Sigarayı bırakarak kalp krizi riskini %50 azaltıyorsunuz. Bu kesinlikle kayda değer ve üstünde durulması gereken bir nokta. Umarım bizim ülkemizde de bu sigara yasağının uygulanmasıyla henüz elimizde veriler yok ama risk azalması olacaktır.
uyum oldukça yüksek yasağı. %99'lar civarında evet. Ama ümit ediyorum dediğiniz gibi hastalıklara da bu şekilde yansır. En azından evet. Kalp krizine. Peki kalp krizinde daha farklı risk faktörleri neler? Sigara çok önemli bir faktör. Diğer faktörler neler? Hareketsiz yaşam, düzenli egzersiz yapmak kalp krizinden önlenmesi için çok önemli. Benim düzenli egzersizden kastettiğim işte ayda yılda bir buluşup da halı saha maçı yapmak değil. İdeali haftada her gün hiç olmadı 5 gün 30 dakika yürüyüş yapmak çok önemli. Dengeli beslenme, kolesterolden fakir beslenme, yağsız işte hayvansal yağlardan yoksun şekilde beslenme yine kalp krizlerini oldukça önler. Diğer risk faktörlerin içerisinde en önemlisi yüksek tansiyon. Yüksek tansiyon toplumun önemli bir bölümünde görülen bir hastalık. Fakat hastaların çoğu bunun farkında değildir. Farkında olsa bile işte ben de şikayet yapmıyor. Tansiyonum yüksek bulundu ama hiçbir şikayet yapmadığı için tedavi almıyorum diye bize gelirler, söylerler. Bu çok yanlış çünkü tansiyon şikayet yapmasa bile uzun bir dönem sonra vücudun önemli organlarında, beyinde, gözde, kalpte, böbreklerde kalıcı hasar yaratan bir hastalık. Bu yüzden mutlaka yüksek tansiyonu farkında olmak ve tedavi olunması gereken bir durum. Bir diğer risk faktörü de şeker. Şeker hastalığı, diyabet. Diyabet de doktor kontrolü altında tedavi edilebilir bir hastalık. Bunun farkında olmak lazım. Var mı yok mu diyebilmek lazım ve buna göre tedavi almak lazım. Diğer en önemli risk faktörü biraz evvel sizin de söylediğiniz gibi obezite. Bunun dışında işte 50-55 yaşın üstünde olmak. Erkeklerde daha sık görülür, erkek cinsiyette. Genetik çok önemli. Bu değiştiremeyeceğimiz bir risk faktörü. Ailesinde özellikle 50 yaşından gençlerde kalp krizi geçiren yakınlarınız varsa birinci dereceden riskiniz artmış oluyor. Peki cinsiyet eskiden erkeklerde kalp krizi daha sık görülüyordu. Evet. Ama günümüzde artık kadın da sosyal hayatın ve iş hayatının içinde olduğu için sanıyorum artık eşitlendi evet. Değil mi erkeklerle? Eskiden evet. Menopoz dönemine kadar yine de erkeklerde kadınlara göre kalp krizi riski 3-4 kat daha fazladır. Ama kadınların sosyal hayata girmesi, iş hayatına girmesi, stres, biraz evvel söylediğiniz gibi kırık kalpler olayının belki artması kalp krizi riskini kadınlarda da oldukça genç yaşlara çekmeye başladı. Bugün kalp kriziyle hayatını kaybeden kadınların sayısı meme kanserinden, diğer kanserlerden daha çok. Yani kadınlar hayatlarını kalp krizi, kalp damar hastalığına bağlı olarak daha fazla kaybediyorlar. Şimdi ölümcül olduğundan bahsettik. Genelde şöyle bir inanış var. Ne kadar doğru? Tabii bunu bir kardiyoloji uzmanına sormak gerekiyor. İlk kriz ölümcül değildir. Ama iki ve üçüncü kriz ölüm riski çok daha yüksektir diye bilinir halk arasında. Efendim evet. Doğru mudur? Doğrudur. Çünkü ilk krizden sonra kalp kası zaten bir hasar görmüştür, zayıflamıştır. Bunun üzerine ikinci, üçüncü krizi geçirdiğiniz zaman bu hasar daha da artar ve hastanın ölüm riski artar. Sadece gençlerde ilk kalp krizi her zaman daha ölümcüldür. Çünkü yeterli derecede kalbi besleyen küçük damarlar gelişmemiştir. O yüzden gençlerde özellikle ilk kriz daha ölümcül olur. Yaşlılarda ikinci, üçüncü krizler daha ölümcül olur. Evet. Kalp krizinin belirtilerini sorarken göğüste iman tahtası dediğimiz ya da erkeklerde kravat bölgesi dediğimiz kısımda çok sert bir ağrıdan bahsettiniz ama bu ağrıyı nasıl ayırt edeceğiz? Daha açık doneler verebilir misiniz bize bu konuda? Evet. Çünkü ilk kriz çok önemli diyorsunuz. Şimdi bu ağrı genellikle eforla gelebilir ya da istirahat haline de gelebilir. Biraz evvel de söylediğim gibi hafif bir ağrı değildir. Hastada endişe uyandıran, göğüste baskı tarzında sanki bir yük biner gibi binmiş gibi tarif eder hastalar bunu. Hareketsiz bırakır hastayı. Bir ölüm endişesi yaratan bir ağrıdır. Bazen sol kola yayılabilir, çeneye, karına yayılabilir ağrı, sırta yayılabilir ve genellikle yarım saatten daha fazla sürer. Hastanın yani umursamayacağı bir ağrı değildir bu. Eğer böyle hissediyorlarsa mutlaka kalp krizi geçirme ihtimallerini olduklarını düşünmeleri gerekir ve bir en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalarını öneririm. Kalp krizi geçiren birinin yanında olanların
ne yapması ve nasıl davranması lazım. Bu da önemli sanıyorum. Çünkü herhangi bir yerde, işte sokak ortasında evet. ya da evinizde dinlenirken geçirebilirsiniz. Evet. Etrafındaki insanların o an ne yapmaları lazım? Kalp krizi geçiren bir kişinin bir kere en başta yapacağı şey hareketsiz kalmak. İdeali de yatarak hareketsiz kalmak. Çevresindekiler onun yürümesini, işte merdiven çıkmasını ya da araba kullanmasını engellemeleri lazım. Zaten hasta bu şekilde çok ciddi bir ağrı hissettiği için bunları yapamaz ama yakınlarının onlar için yapacağı en iyi şey onları en yakın sağlık kuruluşuna götürmeleridir. Hı hı. Bir de kalp krizi geçirdiklerini düşünüyorlarsa eğer bir aspirin yanlarında bulunuyorsa hı hı. çiğneyerek 300 mg aspirini çiğnemelerini öneririm. Çok önemli bir ipucu verdiniz evet, aslında evet, o esnada evet. ne kadar erken tedaviye başlanırsa kurtarılan kalp kası miktarı da o kadar artıyor. Dolayısıyla hayatta kalma ya da kaliteli hayatta kalma şansı artıyor. Hı-hı. O yüzden çok erken müdahalede bulunup en yakın sağlık kuruluşuna gitmeleri gerekiyor. Kalp krizi tanısını hastalar zaten kendileri koyamazlar. Hastanede hı-hı. doktor tarafından konması gereken bir tanıdır. Hı-hı. Sadece hastalar şüphe duyabilirler. Zaten daha önceden bilinen kalp damar hastası olan kişiler bu ağrıyı tanırlar, bilirler. Ve bu hastalarda göğüs ağrısı olması bunların kalp krizi geçirdiklerinin daha büyük bir göstergesidir. Hı-hı. Ama ilk kalp krizi geçiren hastalar zaten çok endişe verdiği için bu ağrı mutlaka yardım almak ihtiyacını da hissedeceklerdir kendilerine. Endişelenmek bu durumlarda evet. her zaman iyidir evet. diyorsunuz. De, kalp krizi olmasa dahi hastaneye başvurmak evet. lazım. Bir de kalp krizinin öncül bulguları vardır. Genellikle hastalar kalp krizi geçirmeden önceki 1-2 hafta içerisinde yürürken, merdiven çıkarken hı hı. daha çabuk yorulduklarını, göğüslerinde ağrı olduklarını, nefes darlığı olduğunu hissederler. Hı hı. Bu şikayetlerin de göz ardı edilmemesi gerekir. Böyle şikayetler olduğu zaman mutlaka doktora başvurmakta fayda var. Peki, kısa bir ara verelim. Ardından doktora başvurduktan sonra yapılması gerekenleri evet. yine size soralım Tuğba Hanım. Sevgili seyirciler, Sağlık Merkezi kısa bir aradan sonra kalp krizine ilişkin detaylarla devam edecek. Sağlık Merkezi devam edecek. Türk Telekom Bayrafon. Şimdi ev hattınız internet olan her yerde cebinizde. Hemen ev telefonunuzu yazın, 6606'ya mesaj gönderin ve Bayrafon'a abone olun. Her ay ev veya iş telefonlarıyla 1000 dakika bedava konuşmaya başlayın. Üstelik GSM hatlarıyla her şey dahil dakikası sadece 9 kuruşa konuşun. Siz de evde cep kullanmayın, cepte ev kullanın. Hani evde denemeyin derler ya, bunu her yerde deneyin. Saygılarımla. Geçen yıl tam 3 ton kömür yaktım. Hiç ama hiç ısınamadım. Sordum soruşturdum. Yalıtım yaptır dediler. İzoder'e gittim. Şekerbank Eko Kredi'yi öğrendim. Evime yalıtım yaptırdım. Bütün mahalle sordu. Nereden bu değirmenin suyu diye. Şekerbank Eko Kredi dedim. Bir yıllık kredi aldım. Hiç faiz ödemeden hem ısındım hem tasarruf yaptım. Tasarrufa uzat elini Türkiye. Doğalız, farklıyız. Çünkü Dermokiliz. Dermokil, kilden gelen güzellik. İstikbalde çok özel fırsatlar devam ediyor. Şimdi emniyetli, geniş hacimli bazalar ve sağlıklı ortopedik yataklarda kısa bir süre için %10 KDV indirimine %10 özel indirim ekleniyor. İstikbale gelin, siz de bu avantajları ve maksimum kartı özel fırsatları kaçırmayın. Hayat boyu birçok şeyle mücadele ettiniz. Yaş, yorgunluk, stres, hastalıklar, yaralanmalar. Hatta gülmek bile zaman içinde ciltteki kolajen seviyenizi etkiledi. Bu durum cildinizin elastikiyetini kaybetmesine ve kırışıklıklara neden oldu. Artık kontrolü elinize alın. Kırışıklık karşıtı devrim Vizifirm şimdi Türkiye'de. Cildin kolajen seviyesini tazeleyen Vizifirm, cilde derinlemesine işleyerek yaşamın yüzünüzde bıraktığı izleri silmenize yardımcı olur. Vizifirm Serum ve Vizifirm Cell. Cildinize güzellik katar. Krize çare Evkur'da. Tatili düşünme, Ramazan'ı düşünme, okulu düşünme, Ramazan bayramını düşünme, Kurban bayramını düşünme, yılbaşını hiç düşünme. İhtiyaçlarını erteleme. Evkur'a gel,
48 bin çeşit üründen dilediğini şimdi al, 2010'da ödemeye başla. Üstelik hiç peşinatsız, kredi kartsız, 12 taksit. Ev kur, evinizi kurar. Doğalız, farklıyız. Çünkü Dermokiliz. Dermokil, kilden gelen güzellik. Geçen yıl tam 3 ton kömür yaktım, hiç ama hiç ısınamadım. Sordum, soruşturdum, yalıtım yaptır dediler. İzoder'e gittim, Şekerbank Eko Kredi'yi öğrendim. Evime yalıtım yaptırdım. Bütün mahalle sordu, nereden bu değirmenin suyu diye. Şekerbank Eko Kredi dedim. Bir yıllık kredi aldım. Hiç faiz ödemeden hem ısındım hem tasarruf yaptım. Tasarrufa uzat elini Türkiye. Sağlık Merkezi devam ediyor. Efendim, Sağlık Merkezi'nde Hisar Intercontinental Hastanesi kardiyoloji uzmanı Doçent Doktor Sayın Tuğba Bilsel'le kalp krizini konuşmaya devam ediyoruz sevgili seyirciler. Tuğba Hanım, kalp krizi geçiren kişinin acilen dediniz ki hastaneye en yakınları tarafından ulaştırılması lazım. Ama bu arada yakınlarında bir yerde 300 mg bir aspirin varsa da mutlaka alınmalı. En azından kalp dokusunu güçlendirebilsin, kalıcı hasar bırakmasın diye. Çünkü kalp dokusu çok önemli o esnada. Peki hastaneye geldi hasta. O andan sonra neler yapıyorsunuz bir ekip olarak? Şimdi kalp kriziyle hastaneye başvuran hastalarda öncelikle kalp krizi tanısını koyuyoruz tabii ki. Bunu hastanın şikayetleri, elektro bulguları ve kan bulgularına bakarak yapıyoruz. Ve kalp krizi teşhisi koyar koymaz dakikalar bizim için çok önemli oluyor. Çünkü ne kadar erken müdahale edersek o kadar çabuk yanıt alıyoruz ve o kadar iyi yanıt alıyoruz. Hasta geldiği zaman da başvurduğu hastaneye göre ya damar açıcı, pıhtıya eritici, kalp krizini oluşturacak pıhtıya eritici ilaç veriliyor ya da eğer imkan varsa hasta anjiyo salonuna alınıyor. Eğer anjiyo olan bir hastaneye başvurmuşsa. Çünkü kalp krizinin tedavisinde en iyi tedavi, en ideal tedavi hastayı anjiyoya alarak tıkalı damarı mümkünse aşabilmek ve kalp kasını daha iyi kanlandırabilmek. Bunu yaparken de saatler dediğim gibi çok önemli. İlk bir saatte hastaneye başvuran hastalar en şanslı hastalar, tedaviden en fazla fayda gören hastalar. Bu süre uzadıkça biz müdahale yapsak da işlemin yararı azalıyor, faydası azalıyor. İlk 12 saatte başvurmak yine nispeten daha yararlı sonuçlar ortaya çıkarıyor. İlk 24 saatten sonra başvuranlar ise daha az fayda sağlıyorlar. Yapılan en büyük, bütün dünyada uygulanan en güncel tedavi anjiyoyu alıp kalp damarını açmak. Her kalp krizi geçirene anjiyo mutlaka uygulanmalı mı Tuğba Hanım? İlk 12 saatte başvuranlarda ve şikayetleri olanlarda mutlaka uyguluyoruz. 24 saatten sonra eğer hastanın şikayetleri kontrol altına alınmışsa, devam etmiyorsa göğüs ağrısı şikayeti, o zaman hastayı bir 3-4 gün hastanede izliyoruz ve duruma bakıyoruz. Yani tekrar göğüs ağrısı oluyor mu, herhangi bir kalp yetmezliği bulgusu ortaya çıktı mı diye ona göre karar veriliyor. Eğer hastanın hiçbir şikayeti yoksa bir hafta 10 gün sonra efor testi belki yapıp kalp damarlarında bir problem var mı onu sıkıntıya sokacak diye karar veriyoruz. Ona göre anjiyo yapıp yapmamayı uygun buluyoruz. Evet. Peki anjiyo nedir? Anjiyo çok sıkça karşılaştığımız bir tıbbi terim. Fakat tam olarak ne olduğunu herkes bilmiyor. Biraz açar mısınız anjiyoyu? Anjiyo bir tanı yöntemidir. Kalp damarlarının görüntüleme yöntemidir. İnvaziv, girişimsel bir iştir. Kateterlerle kasık bölgesinden ya da kol bölgesinden girdiğimiz bir damardan kalp damarlarına ulaşıyoruz. Ve kalp damarları içerisinde opak madde dediğimiz kalp damarlarının içini gösteren bir madde vererek kalp damarlarının durumunu ortaya koyuyoruz. Darlık var mı? Tıkanıklık var mı? Kaç damarı hasta? Normal mi? Bu şekilde karar veriliyor. Bir daha görüntüleme yöntemi. Için. Evet. Ve anjiyodan sonra da eğer hastanın kalp damarları normalse ne ala, işte koruma yöntemleriyle devam ediyoruz. Ya da stentle, balonla açılabilecek bir lezyonu olabilir. O zaman stent uyguluyoruz. Ya da birden fazla damarında stente uygun olmayan bir damar lezyonu olduğu zaman eğer bypass gerekiyorsa hastaya bypass öneriyoruz. Yani anjiyo ile kalp damarlarının durumunu ortaya koyup bir tanı yöntemi olarak kullanıp
olması gereken tedaviyi planlıyoruz. Yani bir yol haritasını belirliyorsunuz öyle, evet. Hastanız için bu durumda. Peki kalp krizini önlemek mümkün mü? Yaşam aktivitelerinizi sınırlayarak, beslenmenizi evet. dikkat en önemli ederek. Faktör biraz evvel de söylediğim gibi sigara. Belki ben sigara içmediğim için sigarayı bırakmak bence bu yöntemler içerisinde en kolayı. Çünkü ispatlanmış sigara içmeyenlerde kalp krizinin riskinin %50 daha az olduğu ortaya konmuş. Sigarayı bırakmak da şu şekilde tanımlanabilir. Bir yıl sigara içmeyen bir kişinin kalp krizi riski %50 azalıyor. Çok ciddi bir rakam bu. Hiçbir ilaçla sağlayamadığımız bir rakam. Eğer sigarayı 3-4 yıldır içmiyorsanız sigara içmeyen bir kişinin riskine sahip oluyorsunuz. Sigarayı bırakmak en önemli yapılabilecek şey. Bir diğer şey ise dengeli beslenme. İşte hayvansal yağlardan uzak, kolesterolden uzak, bol lifli, bol meyve sebze tüketmek. Bir diğeri de düzenli egzersiz yapmak. Biraz evvel söylediğim gibi ayda yılda bir kere değil de her gün, mümkünse her gün 30 dakika, yarım saat, evet, tempolu yürüyüş öneriyoruz. Bir de biraz yine söylemiştim, işte yüksek tansiyon varlığının farkında olmak ve tedavi etmek, şeker hastalığı varsa bunun farkında olmak, tedavi olmak, ideal vücut kilosuna ulaşmak, bunlarla kalp krizi önlenebilir. Obezite de çok ciddi bir risk faktörü diyebiliyoruz. Evet. Peki kilomuzu beden kitle indeksinden hesaplamamız şüphesiz diyetisyenlerin yaptığı bir şey. Biz bunu çok da bulgu olarak tespit aslında edemiyoruz. Aslında yapabilirsiniz. Beden kitle indeksini hesaplamak son derece basit. Kilonuzu boyunuzun karesine böleceksiniz. Çıkan sonucun 25'in altında olması lazım. 25'in ne kadar üzerinde olursa ileriki dönemde kalp krizi... 25 ile 30 olduğu zaman fazla kilolu diyoruz. 30'un üstüne de obez diyoruz. Ve obezite ile beraber diğer hastalıkların riski de artıyor. Yüksek tansiyon, şeker hastalığı, bunların hepsi beraber birleşip kümülatif etki yaparak kalp krizi riskini arttırıyor. Peki kalpteki koroner arterlerin, damarların tıkanması kalp krizinin başlıca nedeni olarak görünüyor. Evet. Bu damarları, koroner damar ağını korumanın yöntemleri neler ve bu damarlar neden tıkanıyor? Biraz o yapıdan ve oluşumdan da bahseder misiniz? Kalp damarlarının tıkanmasının en önemli sebebi ateroskleroz dediğimiz damar sertliği. Şimdi kalp damarlarının içerisinde kanın akışkanlığını sağlayan endotel dediğimiz çok güzel ince bir tabaka var, ince bir zar var. Eğer siz sigara içiyorsanız, yüksek tansiyonunuz varsa, şeker hastalığınız varsa bu zarda zedelenme oluyor. Kolesterolünüz yüksekse ve zar zedelendiği zaman kolesterol partikülleri kalp damarı duvarında birikiyorlar. Bunlar biriktikten sonra bunların üstüne de trombosit dediğimiz pıhtılaşma hücreleri oturduğu zaman kalp damarları tıkanıyor. Bu yavaş yavaş olabilir ya da aniden olabilir. Ve kalp damarı tıkandığı zaman da kalp kasına giden kan miktarı azaldığı için kalp krizi dediğimiz olay ortaya çıkıyor. İşte bu tıkanıklıkları önlemek için yapılması gerekenler biraz evvel söylediğimiz bütün risk faktörlerine dikkat etmek, sigarayı içmemek. Çünkü sigara o zarın yapısını oldukça olumsuz etkiliyor, bozuyor. Yüksek tansiyon kontrolü altına almak gerekiyor. Evet. Peki beslenme de çok önemli şüphesiz. Özellikle yaz aylarında kalp krizlerinin daha da arttığını görüyoruz. Ve ani krizler bunlar, bir anda ortaya çıkan, hiç kalbiyle alakalı bir şikayeti olmayan herhangi birinde de rastlanabilecek krizler. Yine gençlerde çok sıkça aktivite esnasında görülebilen krizler. Yaz aylarında özellikle kalp sağlığına nasıl dikkat etmek lazım? Yaz aylarındaki en büyük problem hastanın fazla su ve tuz kaybıyla susuz kalması vücudunun, yani kanın akışkanlığının azalması. O yüzden fazla su tüketmeye dikkat etmek gerekiyor. Çok sıcakta, çok güneşte aktivite, özellikle spor yapmamak gerekiyor. Yaz aylarında artmasının sebebi genellikle budur. Suya dikkat ederseniz, su tüketiminizi arttırırsanız ve güneşten korunursanız kalp krizi geçirme olasılığınız azalır. Malum Ramazan ayındayız. Evet. Şu anda da oruç tutan izleyicilerimizin arasında mutlaka kalp rahatsızlığı olan
izleyicilerimiz var ya da kalp krizi geçirmiş olan izleyicilerimiz var. Tuğba Hanım kalp krizi geçirmiş biri yakın zamanda, bir ay ya da birkaç ay öncesinde ve tedavisi devam eden, rutin ilaç kullanan biri şu an oruç tutabilir mi? Bir uzman gözüyle nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi kalp hastalarında oruç tutma açısından hastaları ben iki gruba ayırıyorum. Bir, gerçekten oruç tutmaları riskli olan grup vardır. O da biraz evvel sizin söylediğiniz gibi yakın zamanda kalp krizi geçiren hastalar. Bu bir iki ay içerisinde diye bir sınır alıyoruz bunu. Bu hastaların uzun süre susuz kalması, dehidratasyon dediğimiz kalp akışkanlığında yoğunlaşmaya sebep olduğu için kalp krizlerinin tekrarlamasına sebep olabilir. O yüzden yakın zamanda kalp krizi geçirenler, kontrolsüz yüksek tansiyonu olanlar, yoğun tedavi alması gereken kalp yetmezliği olan hastaların oruç tutması riskli. Ama bilinen kalp damar hastalığı olup da semptomları ilaçlarla kontrol altında olanlar, kontrollü yüksek tansiyonları olanların bazı şeylere dikkat ederek, belirli önlemler alarak oruç tutmalarında bir sakınca yok. Bu hastaların mutlaka kendi doktorlarından bu görüşleri almaları lazım. Oruç tutma konusunda tavsiyeleri almaları lazım. Benim vereceğim tavsiye şu, iftar vaktinde çok hızlı ve çok ağır yemek yememek lazım. Çünkü sağlıklı insanlarda dahi iftarda hızlı ağır yemek yemek kalp krizleri olayı çok fazla görülmekte. Zaten Ramazan ayında acil polikliniğe kalp kriziyle başvuran hastaların birçoğu hep iftardan sonra başvururlar. Hem çok ağır yemek yemek hem arka arkasında sürekli sigara içme sağlıklı bir insanda dahi kalp krizini tetikleyebilir. Yine iftarla sahur arasında mutlaka 3-4 öğün yemek tavsiye ederim. Yani iftarda hemen işte ağır bir kerede kan şekerini yükseltecek, mideyi hemen dolduracak şekilde yemek kalbi yorar. Zaten kalp hastası olan bir insanda da ciddi sorunlar oluşturabilir. Peki ben gelen bazı sorulardan soracağım. Örneğin İstanbul'dan İsmail Bey'in sorusu şu. Diyor ki İsmail Bey bir kez kalp krizi geçirmiş, 46 yaşında, sigara içiyor ve bundan sonrası için ne yapmam lazım, nelere dikkat etmem lazım? Gerçi program esnasında zaman zaman anlattınız ama. Öncelikle mutlaka sigarayı bırakması lazım. Ondan sonra da mutlaka bir kardiyoloğunun, kalp doktorunun olması lazım. Çünkü bir takım testler yapılması gerekebilir. Bir kere kalp hastalığı tanısı konduktan sonra hayat boyu kullanılması gereken bir takım ilaçlar var. Aspirin bunlardan bir tanesi. Ama bunların hepsinin doktor kontrolünde uygulanması lazım. Kalp krizi geçiren bir hastanın mutlaka kolesterol düzeyini bilmesi lazım. Çünkü bunun için tedavi alması gerekebilir. Düzenli egzersiz yapması lazım. Eğer kilosu varsa işte uygulanan diyetlerle ideal kilosuna ulaşabilmesi lazım. Mutlaka kontrol altında olması lazım. Ve sürekli doktoruyla istişare halinde olması lazım. Peki kalple ilgili rutin kontrolleri ne kadar zamanda bir yaptırmak lazım? Bir kez kalp krizi geçirdiniz, artık her şey kontrol altında diye düşünerek bütün bu söylediğiniz bütün bu önlemleri aldıktan sonra doktora hiç gitmeyecek misiniz? Ya da ne kadar zaman aralıklarıyla doktora gitmek lazım? Bu hastasına göre değişir. Hastaya göre değişir. Hasta ve doktorun diyaloğuyla olan bir durum. Geçirilmiş kalp krizinin büyüklüğüne bağlı, kalbin gördüğü hasara bağlı. Bazen kalp krizlerinden sonra çok ağır kalp yetmezlikleri gelişebilir. Bu durumda hastanın çok daha sık takip edilmesi, daha sık doktoruna gitmesi gerekir. Eğer hemen tedavi almışsa, kalp kası çok ağır hasar görmemişse, kalp yetmezliği gelişmemişse yine doktorun önerileriyle en az 6 ayda bir olmak üzere kontrolde olmasında fayda var. Bir inanış daha var, onu da soracağım. Çokça merak edilen bir şey bu. Kalp krizi esnasında öksürmek kalp krizinin zararlarını azaltır diye bilinir ya da kalp krizini sonlandırır diye bilinir. Doğru mudur bu Tuğba Hanım? Kalp krizi esnasında öksürmenin şöyle bir faydası olabilir.
Öksürmek sırasında kalpten çıkan büyük bir aort damarı var. Ondaki basınç artar. Basınç arttığı zaman da kalp damarlarına daha fazla kan gider. Bu tam olarak bilimsel olarak aslında ortaya konmuş bir şey değil ama faydalı olduğu biliniyor. Mantıklı da. Yine ritim bozukluğu olabilir kalp krizi sırasında. Öksürmekle bu ritim bozuklukları da düzelebilir. Bir zararı olmadığını söyleyebilirim. Faydalı olabilir. Peki Tuğba Hanım, kalp hastalarına, kalp sağlıklarını korumaları için ana başlıklar altında birkaç maddeyle son dakikalarımız, söylemek istediğiniz neler var bir kardiyolog olarak? Öncelikle en önemli şey bence kalp hastası olmamak. Olduktan sonra çünkü ne kadar tedavi verilirse verilsin her şey eskisi gibi olmuyor. Olmaması için de sağlıklı bir yaşam tarzı edinmek gerekiyor. Bunun içerisinde en önemlisi sigaradan uzak, dengeli beslenerek, düzenli egzersiz yaparak ve en azından 25 yaşından sonra bir kez işte tansiyonun var mı birkaç kez diye baktırmak, bir kolesterol değerleri hakkında fikirleri olmasını öneririm. 25 yaştan sonra diyorsunuz, evet, önemli evet. işaret ediyorsunuz. Evet. Sayın Tuğba Bizsel çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler ve güler yüzünüz için. Çok teşekkürler efendim. Sevgili seyirciler, bize ayrılan sürenin bugün de sonuna geldik efendim. Yarın sabah yeniden birlikte oluncaya dek lütfen hayata gülümsemeyi ihmal etmeyin.